Değerli dostlarım, bugün sizler için içinizdeki gerçek zengin kişiyi ortaya çıkartacak bir video hazırladım. İyi bir ilişki için neler yapılmalı ve nasıl düşünülmeli? Hayatınıza daha fazla para girmesi ve paranın bollaşıp bereketlenmesi için neler yapılmalı? Bu konuda paylaşımlar yapmak istiyorum. Bu arada katıla üye olarak bizlere destek veren Mehmet Duman ve Osman Genç isimli izleyicilerime sonsuz şükranlarımı sunuyor, teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. İçerisi nasılsa dışarısı da öyledir. Zihin ve beden bir madalyonun iki yüzü gibidir. Nereye odaklanırsan o tarafı görürsün. Madalyon veya madeni paranın bir yüzünde resim vardır. Diğer yüzünde ise yazılar vardır.'' Bu yazıların anlatmak istediği bilgi yani mana vardır. Uzaktan bir insana baktığınızda aynı paranın ön yüzüne baktığınız gibi bakarsınız. Para olduğunu anlarsınız. Fakat paranın arka yüzüne baktığınızda onun değerini anlarsınız. Uzaktan baktığınız bir insanın ne olduğunu anlamak için zihnine bakarsınız. Yani onunla iletişim kurarsınız. İletişim kurduğunuzda siz onun değerini anlamış olursunuz. Bu doktor, bu mühendis, bu zengin, bu fakir, bu bilgili, bu cahilder ve onun zihnini görmüş olursunuz. Ve kendi zihninizde onun hakkında bir değer biçersiniz. Bu değerler insanın sonradan aldığı rutbelerdir. Emekli albay vefat etmiş camide cenaze namazı kılınacak. Herkes hazır. Müezzin er kişi niyetine diye gamet ederken emekli albayın hanımı koşmuş gelmiş. Hoca hoca o er değildi albaydı albaydı. Albaylık, zenginlik, bilgelik, profesörlük hepsi bedenle birlikte kişinin bırakacağı giysisidir. İnsanın gerçek değeri yolculuğuna devam eden ruhudur. Kalabalık bir çarşıda olduğunuzu düşünün. O kadar kalabalık ki insanlar birbirlerine çarparak yürüyorlar. Ve o çarşıda o kadar insanın içinde çok samimi olduğunuz bir insanı, arkadaşınızı veya saygı duyduğunuz birini gördünüz. İçinizde o insana karşı sevgi ve sempati beslediğiniz için ona doğru yürür ve ona doğru koşarsınız ve onunla konuşmak istersiniz. Çünkü onu tanıdınız. Onun kim olduğunu biliyorsunuz. İçinizde var olan sevgi onu görünce açığa çıktı ve onu tanımanıza yardım etti. İnsan içeride ne ise dışarıda da onu görür. İnsan dışarıda ne görüyor ise içinde de o vardır. Dışarıda kendinde olanı görür. İçerisi nasılsa dışarısı da öyledir. Ruhsal tarafın nasılsa bedensel tarafın da öyledir. Evren bir aynadır. Eğer evrende, insanlarda bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsan, bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsan aynaya baktığını unutma. Aynalar ona bakanı gösterir. Aynaya bakarak insan kendini düzeltmelidir. Ayna bir yansımadır aynadakini yani yansımayı düzeltmeye kalkarsan boşa kürek çekmiş olursun. Gelelim konumuzun en güzel ve en önemli yerine. Diyelim ki iyi bir ilişki arzu ediyorsunuz. İyi bir eş, iyi bir partner arzuluyor ve istiyorsunuz. İyi bir eş için sen ne kadar iyi bir eş olursun? İyi bir partner veya sevgili için sen ne kadar iyi bir sevgili veya iyi bir partnersin? Aranılan ve istenilen bir şey sende eksik olan bir şeylerdir aslında. Önce bu eksiklikleri içinde tamamla ve onları fark et. Hayalinde, düşüncelerinde iyi bir eşe, iyi bir eş, iyi bir sevgiliye iyi bir sevgili olmalısın. Bunu düşüncelerinle yaratmalısın. Birinde olmasını istediğin bir durum aslında sende var olan bir eksiktir. Bana dürüst olsun diyorsan önce kendini sorgula. Temiz birisi olsun diyorsan önce kendine bak. Güzel, yakışıklı, alımlı, seksi olsun diyorsan bunlardan sende ne kadarı var? Aynaya baktığında kendini seksi, yakışıklı, alımlı buluyor musun? Kendini güzel buluyor musun? Arzu ettiğin eşinde, sevgilinde ideal kiloda olmasını arzu ediyorsan bu senin kilo takıntından dolayı olabilir. Aynaya baktığında önce kendini sev. Kendini yakışıklı, alımlı, çekici bulmalısın. Aynaya baktığında kendini güzel bulmalısın. Kendi aynana baktığında pozitif olmalısın. Kendinin dürüst olduğuna, temiz olduğuna inanmalısın. Aradığın bir şeyi sende olmadığı için arıyorsun. Bu durum bilinçaltında yokluk ve ihtiyaçlık enerjisi açığa çıkartarak yokluk ve ihtiyaçlık durumunu devam ettiriyor. O yüzden aradığın bir özelliği önce kendinde bulmalısın. Eğer zengin bir insan ile birlikte olmak istiyorsan bu zengin olmadığını gösterir ve zengin bir eş veya partner arayışın devam eder. İçinde zenginliği hissetmelisin. Zengin düşüncelere geçmelisin. Diyelim ki hayatına daha fazla para çekmek istiyorsun. Parasal kazançlarının artmasını istiyorsun. Öncelikle daha fazla parayı neden istiyorsunuz? Bu durum paranın az olduğuna inandığınız için olabilir. Parayı az kazandığınıza inandığınız için olabilir. Paraya yeterli gelmiyor düşüncesiyle baktığınızda şu an kazandığınızın 10 katını da kazanmış olsanız yine de yeterli olmayacaktır. Daha fazla para istemenin sebebi sende paranın az olduğunu bildiğin ve buna inandığın içindir. Daha fazla paranın olmasını istemen, bir şeyleri alamadığın veya bir şeyleri yapamadığın içindir. Kısaca elindeki sahip olduğun paraya doğru enerji veremediğin içindir. Bugün harcarsam yarına kalmaz düşüncesidir. Parayı kullanmak, ihtiyacın olan bir şeyleri almak pozitif bir durumdur. Fakat parayı kullanmamak ihtiyacın olan bir şeyleri zaten paramaz diye almamak daha çok parasızlığı çekecektir. Çünkü negatif enerji açığa çıkar. Parasızlığa korku ve endişeli bir durum yüklenmiş olur. Her zaman yeterince param var ve istediğimi alabiliyorum demek harika olur. Şükür her şeyin kendi cinsinden olur. Maaşını aldığında Birilerine parasal yardım etmek o paranın şükrünü vermek demektir. Şükrü verilmiş para bereketlenir, bollaşır ve artar. Zaten para yetmiyor. Zaten borçlarımı dahi ödemiyor. Zaten evi geçindirmekte zorlanıyorum. Bir de birilerine para mı vereceğim? Onlar bana versin düşünceleri varsa eğer, parasız kalmayı çeken en büyük düşünce şekli bu şekilde düşünmedir. Kuantıma göre Kendinde var olduğuna inandığın bir şeyi hayatına çekebilirsin. Kazandığın paranın yeterli olduğuna ve hatta birikim yaptığına inandığın anda paran bollaşmaya, bereketlenmeye başlayacaktır. İstediğin her şeyi aldığın halde paranın arttığını fark edeceksin. Paranın olmasını istemek, daha fazla paranın olmasını istemek normal bir şey. Fakat ihtiyaçlık ve muhtaçlık enerjisiyle para istemek yanlıştır. Para zaten yetmiyor. Param zaten az. Yarına param kalmadı. Ay başını nasıl getireceğim gibi düşünceler olumsuz negatif düşüncelerdir. Parasızlığı önce içinizde yok edin. Parasızlığı yok etmek için paranızın her zaman yeterli olduğuna inanın. Paranızı kullanırken korkmayın. Paranızı kullanırken korkmayın dediğimi lütfen yanlış anlamayın. İhtiyacınızdan fazlasını alın demiyorum. İhtiyaçlarınızı alırken korkmayın. Param yeter mi, yetmez mi diye çarşıya pazara çıkarsanız paranız yetmeyecektir. Param yetmez ama ben yine de zeytin almak zorundayım demek yerine benim param her zaman yeteri kadar var. zeytini alayım diyebilirsiniz keşke daha fazla param olsaydı şundan üç adet alsaydım demek yerine. Benim param her zaman yeteri kadar var. Ben şu üründen bir tane alayım diyebilirsiniz. Düşünce ve duygularınız zenginliğe ulaştığında paranız bollaşacak ve artacaktır. Evinizde bolluk, bereket gözle görülür şekilde artacaktır. Kendi aynanıza bakın. Orada ne görüyorsanız o sizsiniz. Zengin mi, fakir mi sevgiyle kalın hoşça kalın